Derli Giresun Karayolu üzerinde bulunan Tarihi Carkoğlu Su Değirmeni'nin yanı başındayız. Az sonra sizlere değirmenden görüntüler aktaracağım fakat öncelikle sizlere bu değirmenden kısaca bahsetmek istiyorum. Tarihimiz kültür hazineleriyle doluyken bunlardan bir tanesi olan Carkoğlu Su Değirmeni zamana karşı koyarak günümüze kadar ulaşmayı başarmış önemli bir kültür ögesidir. Carkoğlu Su Değirmeni Dereli ilçesinin Çengelköy mevkiinde bulunan 1956-59 yılları arasında Ali ve Kazım Küçük Yıldız kardeşler tarafından inşa edilmiş olup halen nesilden nesile aktarılmaya ve yöre halkının önemli ihtiyaçlarına cevap vermeye devam ediyor. Size uzun uzun bu değirmeni anlatmak isterdim fakat bugün yanımızda bu değirmenin miraslarından Erol Küçük Yıldız var. Şimdi de sözü fazla uzatmadan kendisiyle değirmen hakkında bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bugün Yarınlar İçin Günümüz Projesi kapsamında Erol Küçük Yıldız'la birlikteyiz. Evet, Erol Bey, adınız, soyadınız, kaç yaşındasınız, neredesiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Adım Erol Küçük Yıldız. Bu değirmen zaten Giresun, Tereli, Çengelköy, Carkoğlu değirmeni diye geçer. Değirmen kendimizi babadan kalma. Babam ve amcamla kapıların isimlerini yazıyor zaten. 1956 yılında değirmenin yapımına başlanmış. 1959 yılına kadar yapımı sürmüş su kanallarıyla birlikte. 1959'dan beri bir burada dönmektedir. Bu değirmen buldum. Bölgeden yerli taşlar vardı. Onları değiştirdik. 1970'te bu taş, 1980'te de bu taş İzmir Koça'da geldi. Ve çok da kaliteli ve değirmen yani bunlar da çok kaliteli oluyor. Zaten Carkoğlu değirmeni de buradan kaynaklandı. Değirmeni aile mi işletiyorsunuz? Değirmeni şimdi amcam vefat etti, babam da vefat etti. Şimdi bir yıl amcamın çocukları bakıyor, bir yıl biz. Bu yıl da 2023 yılında biz de değirmen. O şekilde devam ediyoruz ayrıca. Bu değirmeni gelecek kuşaklara aktarmayı düşünüyor musunuz? Yani bize nasıl aktarılmışsa biz de evet gelecek kuşaklara aynen aktarmayı düşünüyoruz. Bu işi seviyor musunuz? Ya bu iş babadan kalma mecburen, yani mecburen derken şöyle yani bırakılmış ve biz de bu mirası sürdürürüz. Ben zaten kendim kamu görevlisiydi, emekli oldu. Evet. Başka bir meslek çalışıyor musunuz? Şu anda ben İçişleri Bakanlığı'nda kamuda çalışıyordum. Yöneticiydim, nüfus müdürüydüm. Oradan ben bu sonunda emekli oldum. Evet. Ve sonunda işletmem var. Yani barda sonunda firma kavurma işlemi evet. yapıyorum. Ekstradan sırayla baktığımız için ayda bir hafta sıra değirmen sırası bende. Ben bakıyorum. Şimdi benim çocuklarım oğlum var bir tane orada okuyor lise sonunda. Haliyle ben bakıyorum. Maddi kazancı yeterli mi? Maddi kazancından ziyade biz burada bu vatandaşın hizmet olsun diye babam da bize bunu bırakmışlar. Değirmen kuruldu kurulalı. Bu değirmeni halk payı olarak %8 alıyor. %8'de hiçbir işletme yok ama babamların bize vaziyetidir. %8'den yukarı hiç çıkamayız. Ama mısırın değerine göre fiyatları değişebiliyor ama halk aldığımız pay %8. Önde başka bir su değirmeni yok bildiğim kadarıyla. Halkın taşını taşlıyor musun? Su değirmeni önceden vardı ama hepsi kapandı. Yani Çavca dediğim yakında bir köyümüz var. Orada vardı, o da kapandı. Ama şimdi su değirmenler ya da elektrikli değirmenler çıktı. Onlar faaliyet gösteriyor ama su değirmenler rekabet daha fazla. Peki bu işi yaparken hangi konularda zorlanıyorsunuz? Bizi zorlayan tarafı değirmen. Herkesin bir derdi de var. Değirmenin de su derdi vardır. Bizde de barajlardan dolayı su kesintisi çok yaşanıyor. Ve son zamanlarda da yağmurdan dolayı sel oluyor. Sel su kanallarına zarar veriyor. Evet. O yüzden biraz orada zahmet çekiyoruz yani. İş makinesi bulmakta zorlanıyorum. İş gücüyle yapılan bir şey değil. Bu makineyle yapılan bir şey. Bu değirmende yöre halkın ihtiyacını karşılayan hangi ihtiyaçları? Genelde mısır. Burada buranın yöresinde mısır. Ama Şebitaris tarafından buğday da geliyor. Buğday da bitebiliyor. Halk arasında hak değirmende olup bir etkinlerde dolaşan bir değir farkını bize açıklar mısınız? Şimdi biz büyüttüğümüz mısırlardan hak payı alıyoruz ya. Şimdi hak dediği oradan kaynaklanıyor. Şimdi büyütme yerine fark diyoruz. Bizim payımız neyse hak diyoruz. Para karşılığında ya. Para almıyoruz. Para yani kişiye bağlı. Kimisi para verir, kimisi yani kişinden payını alır. Yani o hak dediğimiz o.
halk değirmeni olur dedikleri de bu faydan kaynaklanıyor. Anladım. Geçmişteki değirmen kavramıyla bugünkü değirmen kavramı arasında nasıl bir bağ var sizce? Değişti mi yani olarak? Şimdi geçmişteki değirmen bütün el gücüyle yapılıyordu her şey. Ama şimdi teknoloji geliştikçe biz şimdi daha suyu mesela makine çağırıyoruz, makineyle yapıyoruz. El gücüyle bir şey yaptığımız yok. Değirmen de sizden de size aktarılı yok. Fakat sizden ulaşıyorsunuz bunun için. Gerekli bakanlar size bu konuda destek sağlıyorlar mı? Değirmenin tanıtılması olsun. Mesela diyorsunuz ya, bu konuda belediyelerden, özel hizmet özürme birliğinden, özel idareden işte biraz destek yani zor da olsa alabiliyoruz. Çok alamıyorsunuz. Çünkü alamıyoruz. Yani senin olduğu zaman da makinalar her tarafta gittiği için tabii bize bir şey de olmuyor yani. Bunu soracaktım. Ben bildiğimde maalesef sert herhalde. Üç ay kapalı kaldı. Evet. Biz makine bekledik. Üç ay bizim değerlerimiz kapalı. Sporaları zarar gördü hiç mi? Tabii ki sporaları hep bildirdik. O yüzden yeniden sporalaşma bizim makine bekledik. Değirmen ki bu yüzden hemen başlıklarından kurumlarından birisi. Bu işi yapmak size ne hissettiriyor? Bu işi yapmak, ben değirmene baktığım zaman hep geçmiş hatırlıyorum. Babamı, amcamı, yani daha ben onları da tanıyorum. Hep bunların bize öğütleri vardır. Oğlum bu değirmeni biz sadece vatandaşa hizmet amacı yaptık. Şer amacı gütmedik. Gelen vatandaş hizmetini görsün, gitsin. Yani maddiyatından ziyade hizmet. Bildiğim kadarıyla tek tek vatandaş evde testimiz de var. Bu evet. Nasıl ortaya çıktı? Şimdi isterseniz bunun yerinde görelim. Görelim. Orada size tanıtım, eşim tamam. Orada. Ayrıca çalışıyoruz orada. Tamam. Şimdilik değerlendir, soracağınız başka bir şey yoksa. Size eklemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Ben, yoksa değerlendir, şeye geçelim. Değerlendir, işte böyle. Biz elimizden geldiğince yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Biz de aktarıldığı gibi biz de yeni kuşaklara aktarmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Biz de bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi de Cartoğlu kırma kavurma tesisindeyiz. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Tekrar fındık tesisimize de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Erol Küçük Yıldız, eşim Emine Küçük Yıldız. Damadım Mustafa Mutlu. Merhaba. Bu fikir neden çıktı diye sormuştu. Evet, ben 2023 yılında kamuda çalışırken eşim de bir anda televizyon kanalında belgeselde bu fındık yapan bir bayan Sultanhekim'den dedi Giresun'da. Belgeselde TRT 2'de o yaparken gördük. Eşimle birbirimize baktık. Yani emekli olunca biz bu işe yapar mıyız? Yaparız diye böyle bir karar aldık. Sonra damadımız da onlar bizden daha çok istekli çıktılar. Evet. Öyle bir karar aldık. Ben Eylül'de biz bu işi açtık ve Temmuz'un sonunda ben emekli oldum. Bu işi kurmamızın asıl nedeni bu oldu. Halk nasıl karşıladı? Hani değirmenler zaten biliniyorsunuz. Nasıl bir tepki gösterdiler? Halk çok memnun oldu. Yani çünkü bu çevrede yakınlarda yok. Yol kenarı burası. Evet. Her tarafa da hizmet verebildiğimiz için yani halkın memnuniyeti çok. Teşekkür ederiz. Bu fındığı boy boy ayırıyor. Buradan ayrılan fındık büyüklükte küçüğe doğru 10 numaraya kadar ayrılıyor. Ondan sonra aynı numaradan 10 numaradan başlayarak da tekrar kırıyoruz. Dijital göstergeye göre kırıyoruz. İç yoluyor. Şuradan gibi. Ondan çıkan içi fırına koyuyoruz. Fırında çıkıyor soğutucudan. Oradan sonra içeri alıp bulutlar var sırtında. Bu makinede kabuğunu, şu ince kabuk bu makinede alınıyor. Alındıktan sonra şu hale geliyor. Buraya masada tekrar çürüklerini, bozuk olanları seçiyoruz. Ondan sonra da bakım makinesi var. Bakım makinemiz de burada farklı yarım kilo, bir kilo, 250 gram şeklinde. Ayrıca ezme de yapıyoruz. Çok ezme ya. Makinesi orada bak fındık üzerinde. Sadece ona katılan şey şeker. Pudra şekeri yapıyor. Anladım. Ezme yapıyoruz.
gerçekten böyle bir insan tabloyu çok bakmıyor, yok. Gördün mü? Vakum makinesinden çıkan fındığımız şu şekilde vakumlamış olur. Bu yarım kilo, bu bir kilo. Etiketimiz bize ait olan etiket. Bunun satışını da burada mı gerçekleştiriyorsunuz? Yani isteyene buradan satış da yapabiliyoruz. Bu kendi ürünümüz öyle. Girizme falan peki buradan şey gidiyor musunuz? Gidiyor mu marketlere falan? Ben veriyorum, evet. Veriyorum. Bunlar da ezmemiş. Bu 600 gram ezme. Evet, 600 gram ezme. Bu 300 gram ezme. Orada yapıldığı gibi bu şekilde. Bunlar barkod ürünler, şeyler. Marketlere bu şekilde satış yapabiliriz. Teşekkür ederiz. Herkesin bir derdi var.